dünyaya açıklayacağız şeklinde ifade Türk milletinin bilincine demir atan Soner Polat Amiral için vefat ettiği andan itibaren taziye mesajları yağmur gibi yağdı e maksat... saatler süren ulusal kanal özel yayınının silah arkadaşlarının onlarca mesajını ve Türk halkından gelen binlerce sevgi notunu vermek için yetersiz kaldı. Türk milletinin büyük devlet adamı Vatan Partisi önderi unutulmaz komutan Amiral Soner Polat'ın nasıl yüreğine ve bilincine kazıda ortaya çıktı Strateji ustası Soner Polat komutanın vefatı başta Avrasya coğrafyası olmak üzere bütün dünyayı ve insanlığı yasa boğdu. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Büro Başkanı Soner Polat'ın vefatının ardından Avrasya merkezlerinden taziye mesajları gönderildi. Uluslararası İlişkiler Büro Başkanı Polat, Avrasya'nın inşası sürecinde kritik görüşmeler, önemli diplomatik temaslarda bulundu. Avrasya coğrafyasında kalıcı izler bıraktı. Suriye Arap Cumhuriyeti'ni de yöneten Baas Partisi Merkez Yürütme Kurulu Dış İlişkiler Bürosu da bir taziye mesajı gönderdi. Büyük bir üzüntüyle Dost Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Amiral Soner Polat'ın vefat haberini aldık. Arap Yeniden Diriliş Sosyalist Partisi Merkez Önderliği adına Vatan Partisine, merhumun ailesine, dostlarına, sevdiklerine samimi ve halis taziyelerimizi sunar ve başsağlığı dileriz. Rusya'nın önde gelen düşünürlerinden Alexander Dugin, Amiral Soner Polat'ın vefatı ile ilgili mesaj yayınladı. Dugin mesajında Soner Polat'ı edebiyete dek ateşli bir vatansever, strateji ustası, korkusuz ve deha bir insan olarak hatırlayacağım dedi. Bugün ben ve Türk dostlarım büyük bir acı yaşadık. Dostum, seçkin Türk vatanseveri, Vatan Partisi'nin liderlerinden Amiral Soner Polat vefat etti. Amiral Soner Polat, Türkiye ve Rusya'nın yakınlaşmasını ve Avrasya İttifakı'nın kurulmasını sağlayarak tüm bu sürece faal olarak katıldı. Amiral Soner Polat, uzun süren ağır bir hastalığın sonucunda hayatını kaybetti. Ancak hayatının sonuna kadar bir kez olsun bile savaş meydanını terk etmedi. Ölümle savaşırken dahi ateşli bir sevgi beslediği biricik vatanına, özgür ve bağımsız Türkiye'ye, Atatürk ilkelerine sadık kaldı. Soner Polat'ı ebediyete dek ateşli bir vatansever, strateji ustası, korkusuz ve deha bir insan olarak hatırlayacağım. Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Bessem Abu Abdullah da Soner Polat'ın vefatı üzerine taziyelerini sundu. Büyük bir hüzün ve acıyla Dost Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dostum Amiral Soner Polat'ın vefat haberini aldım. Şahsım ve aile efradım adına Dost Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek ve rahmetlinin ailesine, dostlarına ve sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimi sunarım. Amiral Soner Polat'la 2014'te Şam'da yaptığı ziyareti esnasında birlikteydik. Amiral Soner Polat'ın Şam-Ankara arasında dostluğun ve sevginin baki ve daim olması için ortaya koyduğu vizyon ve rotayı takip edeceğimizi ifade etmek isterim. Hiçbir gerici kuvvet ve uluslararası emperyalizm bizi bu yoldan alıkoyamaz. Ülkelerimizin milli kuvvetleri saflarını sıklaştırdıkça emperyalizme karşı mücadelemiz daha başarılı olacak ve kurtuluş yolu kısalacak gelecek iki halkın menfaatine olacaktır. Bu yolda mücadelesine tanık olduğum Amiral Soner Polat'a Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cennetine iskan etsin. Amiral Soner Polat için bir taziye mesajı da İsviçre Komünist Partisi'nden geldi. İsviçre Komünist Partisi Genel Sekreteri Massimiliano Ay tarafından gönderilen mesajda Soner Polat'ın tüm devrimcilerin mücadelesinde esin kaynağı olacağı ifade edildi. Değerli yoldaşlar, İsviçre Komünist Partisi Vatan Partisi'ne Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Yoldaş Soner Polat'ın vefatı sebebiyle enişten başsağlığı dileklerini sunar. Kendisiyle Bern ve Ankara buluşmalarımızda onun sağlam bir devrimci politik arka planı olan bir asker ve Mustafa Kemal'in devrimlerini tamamlamaya hazır üst düzey bir devlet adamı olduğunu fark ettik. Kendisinin emperyalizme karşı mücadeleye adanmışlığı örnektir. Türkiye ve Suriye arasındaki dostluk bağlarının yeniden tesis edilmesine dair üstlendiği sorumluluk övgüye layıktır. İşçi sınıfına, etnik grupların birliğine ve ulusal bağımsızlığa sadakati tüm devrimcilerin mücadelesinde esin kaynağı olacaktır. Alman AFD Partisi'nin genç yöneticilerinden ve Soner Polat'ın Türkiye için Jeopolitik Rota kitabını Almanca basıma hazırlayan Benedik Kayser'de bir mesaj yolladı. Kayser mesajında dün Amiral Soner Polat vefat etti, o Vatan Partisi'nin Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı olarak Alman-Türk ilişkilerinin olumlu yönde gelişmesi için yoğun çaba harcadı. Ve, Kitabı Yunga Avrupa yayın evinden çıkmak üzere huzur içinde yatsın ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti adına taziye mesajını olağanüstü temsilcisi ve tam yetkili büyükelçisi Muhammed Farazmant yaptı. Farazmant başsağlığı dileklerini sundu. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Soner Polat'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Yüce Allah'tan merhuma rahmet ve marifet, değerli ailesi, zat haliniz ve Vatan Partisi camiasına başsağlığı dilerim. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de Vatan Partisi'ne taziye mesajı yolladı. Mesajda Soner Polat'ın ölümü hem partiniz hem de ilerici halk için ciddi bir kayıptır denildi. Sayın Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkanı, Vatan Partisi'nin önemli önderlerinden Büyük Devlet Adamı Amiral Soner Polat'ın üzücü vefat haberini aldık. Onun ölümü hem partiniz hem de ilerici halk için ciddi bir kayıptır. Acınızı paylaşıyor, size ve ailesine en içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Başkan, bu vesileyle partinizin liderliğine ve üyelerine bir kez daha sarsılmaz dayanışma duygularımızı iletiyorum. İşbirliğini gelecekte de güçlendirmek dileğiyle saygılarımla. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccat Gazi Sonar Polat komutan için taziye mesajı gönderdi. Gazi üzüntülerini bildirdi. Pakistan Halkı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Emekli Amiral Soner Polat'ın vefatını büyük üzüntüyle karşıladı. Kendisi tüm Türklerin olduğu gibi Pakistan'ın da büyük bir dostuydu. Ailesine, Vatan Partisi Genel Başkanı'na ve parti emekçilerine başsağlığı dileklerimizi sunarız. Allah rahmet eylesin, yakınlarına ve ailesine sabır versin. Amin. Soner Polat Amiral için bir taziye mesajı da Çin Halk Cumhuriyeti'nden geldi. Çin'in Ankara Büyükelçisi Dengli başsağlığı dileklerini sundu. Sayın Doğu Perinçek, Vatan Partisi uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümamiral Sayın Soner Polat'ın yaşamını yitirdiğini öğrenmekten derin üzüntü duydum. Size Vatan Partisi camiasına ve sizin aracılığınızla ailesine başsağlığı dilerim. En derin saygılarımla.